Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle havaların soğuduğu şu günlere uygun çok güzel bir sivit hırka dikeceğiz. Hem fermuarlı hem kapşonlu olacak arkadaşlar. Önümde 1.60 uzunluğunda çift en, çift enden de daha geniş bir kumaşım var. Sivitli kumaş, penye kumaş bunlar. 2 iplik penye kumaş kullanacağım. Orta kalınlıkta bir penye arkadaşlar. Enleri çok geniş. Tamamını kullanmayacağım. Bedenimi çizdikten sonra kalan parçasıyla da kapşonumu falan çıkartacağım işte. Şu an kumaşımı önce enine sonra boyuna katladım. 80 santim civarında bir kumaş elde ettim. Açık taraflar bu tarafta arkadaşlar. 4 kat kumaşımla çalışmaya başlayacağım. Arkası dikişli olacak arkadaşlar. Arka bedende dikiş olsun istiyorum. Hemen başlayalım çalışmaya. 4 kat kumaşımla şuradan arka yakamı dikkate alarak çalışmaya başlayacağım. Şuradan hemen 4 santim alıyorum arkadaşlar. 1 santim yukarıdan şöyle dikiş payım olsun. Sonra dikiş payı kalmıyor direkt başlayınca. Yani bu çizgiden aşağıya 3 santim almış oldum. 3 santim aldım. Buradan da 10 santim alıyorum. Hatta 1 santim de buradan alalım. Dikiş payı olsun arkadaşlar. 1 santim de buradan işaretimizi koyalım. Dikiş payımız olsun. Bu noktadan çizgilerden itibaren 10 santim yakam için ölçümü alıyorum. Hemen arka yakama göre yakamı çizdim. Düşük omuzlu olacak. Cetvelimin gittiği gibi arkadaşlar tam omuz başlangıcımdan şöyle kumaşımın kenarından şurası şöyle bakayım 6 santim düştüm. Şurası 6 santim kol uzunluğum kadar kolumu çiziyorum. 70 santim. 70 santim kolumu çizdim. Hemen şurada bilek ölçümü de alayım. Bilek ölçümü de 16 santimden alıyorum arkadaşlar ve çiziyorum. 16 santim bilek ölçüm. Şimdi bedenimizi bulalım. Aslında başta da bulsaydık iyi olurdu ama fark etmez. Aldığım bu çizgiden itibaren kalçamızı baz alacağız arkadaşlar. Kalça bölü 4 artı 2 diyorum. Benim çalışacağım ölçüye göre yine 116 kalça ölçüsüyle çalışacağım. Kalça bölü 4 artı 2 dediğim zaman 31 santimi buluyorum. Hemen 31 santimi işaretliyorum. Şuradan da alayım. Ve burayı hemen kapatayım. Evet arkadaşlar. Kolumda bir değişiklik yapacağım. Kolumu 70 santimden değil 50 santimden çalışacağım. Çünkü uzun olunca hoş durmayacağını düşündüm. 50 santimden şöyle işaretini aldım. Bilek genişliğimi de şöyle gelsin istiyorum kolumu. Bilek genişliğimi de 20 santim alıyorum. Şöyle çiziyorum. İsterseniz uzun çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen bize kalmış. Bedenimi de bulmuştum. Kalça bölü 4 artı 2 santim bolluk payı vererek bedenimi buldum, çizdim. Bedenimden de 2 santim çıkacağım. 2 santim kadar şöyle çıkıyorum. Ve şöyle bir çizim yapıyorum. Bilek ucundan aldığım şu 2 santimlik bedenimden fazla çıktığım ölçüye kadar şöyle çiziyorum. Çok kolay, pratik bir kalıp çalışacağız arkadaşlar.
Şu aldığım ölçünün aşağı yukarı ortası gibi şöyle 2 santim içeri giriyorum. Burada bir kavis vermek istiyorum. Şöyle bir kavis vereceğim. Şurası daha derin olsun. Şöyle bir kavis verdim. Bu aldığım 2 santimden geçecek şekilde. Şöyle bir, çok yorgunum, çok da belli ediyorum galiba. Bugün çok yorgunum arkadaşlar. Şöyle bir kavis verdim. Kol altımda hafif bir derinlik verdim arkadaşlar. Hemen 1 santim pay vererek arka yakam gibi yakamı kesiyorum. Arka yakam gibi kesmiştim. Şimdi kumaşımın iki katını şöyle alıyorum. Ön yakamı 6 santim aşağı indim. İşaretimi aldım. Şöyle yakamı çizdim. Hemen yakamı da. Sadece üstteki iki katı ön bedenimin yakası olarak kesiyorum arkadaşlar. Payımla beraber. Şöyle bir kalıbım oldu. Arkadaşlar hırkamın omuz dikişlerini ve yan dikişlerini kapattım. Şöyle bir görüntü oldu. Sonra şöyle iki parça cep hazırladım. Ölçülerini hazırladım. Resim olarak bırakacağım. Şöyle elimin gireceği şekilde bir genişlik bıraktım. Şöyle kestim. Şöyle alayım. Şöyle iki ön bedenime tam kenara gelecek şekilde aynı şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Şu kısmı şuraları ütüyle kırdım. Şöyle ütüledim. Şu cep kısmına iki sıra dikiş geçtim arkadaşlar. Burayı kapattım. Şimdi hırkamın üzerine aynı yerlere gelecek şekilde şöyle yan yana ceplerimi monte edeceğim. Şuradan başlayacağım.
Şöyle burayı da kapatacağım arkadaşlar. Çünkü buraya fermuar geleceği için şurayı da dikeceğim ve şurayı da kapatacağım. Ceplerimi şurayı da kapatacağım. Sadece şurası açık kalacak. İki cebimi de monte edeceğim. Arkadaşlar ceplerimi diktim. Şu şekil. Eteğime bant kestim. Kalçama gelecek kısma bant kestim. Kollarıma da bant kestim arkadaşlar. İstediğiniz genişlikte bant yapabilirsiniz. Ben 14 santim genişliğinde bir bant kestim. Bedenimin çevresini ölçtüm. 10 santim eksik bant kestim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle dolanıp hırkamın deline bantımı monte edeceğim ilk önce. Kollarım için de yine 14 santim genişliğinde. Bu sefer kollarımda bandım dar dursun istemiyorum. Kollarım genişliğinde dursun istiyorum arkadaşlar. O yüzden kollarımın genişliğinde 14 santim eninde 2 tane bant kestim. 2 koluma da monte edeceğim. Şimdi hemen bunları monte edip fermuar kısmına geçelim. Arkadaşlar bantlarımı diktim. Şimdi fermuarımı yerleştireceğim. Ceplerimi eşit olarak yerleştirdim. Fermuarımı da şöyle güzelce yerleştiriyorum. Ve ceplerimi şöyle işaretliyorum. Tam buralara denk gelecek şekilde fermuarımı dikeceğim arkadaşlar. Buralarda düzgün durmasını istiyorum fermuarımı. Şöyle işaretledim. Şu şekil. Sonra fermuarım da oldukça uzun. Fermuarımın yüzü ile kumaşımın yüzü birbirine bakacak şekilde aldığım çizgilerden fermuarımı iğneliyorum arkadaşlar. Çevresini dikeceğim. Fermuarımı diktim arkadaşlar. Kapüşonumu da birleştirdim. Şimdi kapüşonun köşelerine birer tane kuş gözü takacağım. Bu makine çok pratik, çok öneririm arkadaşlar. Gerçekten büyük yardımcı. En sonunda kuş gözlerini taktıktan sonra kapşonumu kıvırıp tünel yapacağım. Kuş gözünün içinden de iplerimi, bantlarımı geçireceğim. Ondan sonra da hırkama monte edeceğim. Bakalım nasıl olacak? İnanın çok güzel olacak. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? O kadar kolay bir kalıp çıkardım ki çok kolay bir kalıpla çok şık bir sivit dikildi. Fermuar ve kapşon detayını daha sonra ayrı bir video çekip anlatacağım arkadaşlar. Sadece kalıp hakkında çalıştık bu videoda. Kapşonu çıkardık, kalıbımızı çıkardık. Çok güzel bir model, çok spor bir model. Denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok güzel oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.